Evet Yurdanur. Şimdi 30 zincirle başlıyoruz Derya Hanım. Buradan başlayıp buradan bitiriyoruz. Hiç ek falan yapmıyoruz. Evet. Yalnız bir eksiltme yapıyoruz, evet. Ve artırma, evet. Ve eksiltmesi var çantanın. Evet. Aslında bir çanta patronu gibi düşünelim bunu. Gerçekten çok güzel bir model. Evet. Sadece kenarını dikiyoruz. 30 zincir başlıyoruz. 6 sıra örüyoruz. Şimdi örgüyü de göstereceğiz. Evet. Ondan sonra şuraya arttırmayı söylemedim. 3 ilmek arttırıyoruz. 3'er zincir arttırıyoruz. Ondan sonra 33 sıra örüyoruz Derya Hanım. Burası hiçbir şey 33 yapmadan. Sıra, hiçbir şey yapmadan. Buradan arttırdığımızı burada eksiltiyoruz. 3 zincir eksiltiyoruz. Yine 6 sıra örüyoruz ve kesiyoruz. Evet. Sonra bunu buradan... Bunun hangi tarafı yüzü yorumlu? Her iki tarafı da kullanılabiliyor. Ben şu yüzü daha çok sevdim. Tamam. Mesela şu pirince daha çok benziyor. Bakın. Renk şeyidir herhalde renkten Derya mi? Hanım. Bu tarafı da çok güzel. Evet. Bunu hem baharda kullanırsınız bu yün olduğu için. Kaç numara tığla ördün? 3,5 numarayla ördüm. 3,5 numarayla ördük. Sonra şurasını ne renk şeyle birleştirdin? Ben uygun olsun diye metaline o renkle birleştiriyorum ama yapılan yünle de birleştirilebilir. Evet, bence kuka burada çok değer kazanıyor. Evet. Bence kuka ile çok güzel oluyor. Hı-hı. Yurdanur, çok da güzel birleştiriyorsun. Evet. Hayranım bu şeyi oturtmana buraya. Süper güzel oluyor. Yalnız bu modeli başlarken Derya Hanım, önce ilk başlamasında 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Hiç daha modeli kurmadan. Evet, daha sonra modeli kuruyoruz. Evet. Ben şimdi yapayım ikinci sırayı da. Şurada yapılmış olanı var. Oraya sık iğneyi başla yarıya kadar. Ondan sonra modeli güzelce anlatalım. Evet. Aytül, hiç soru var mı? Üzerine almadan sık iğne yapıyorum. 2 sıra sık iğne. Üzerine almadan normal bildiğimiz bir sık iğne. Ne geliyor diyorum, saçılmış. Hı, tamam. Ekranda şöyle ne yapayım. Var diyorum. Evet. Hı. Evet Yurdanur. Şimdi... Sık iğne yaptıktan sonra, evet. Derya Hanım, modelimizi kuruyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yukarıya çıkıyorum. Yani satır sonuna geldiğimizi, evet. Farz edin. Yukarı, evet. Çıkıyorum. Önce yanındaki boşluğa batıyorum. Ondan sonra bu modeli yapabilmek için alttaki şuradaki boşluğa batıyorum. Ben de şimdi öğreniyorum. Şöyle önce buraya normal sık iğne gibi, sonra alttakine. Ha, bir ona bir ona mı? Evet. Sonra da tamamen tersini yapacağız. Bir normal sık iğne yapar gibi bir alttaki sıraya. Bu 2 sıra sık iğne yapmamızın amacı da o zaten. Tamam. Yani o 2 sıra sık iğneyi yapmazsanız modeli kuramıyoruz. Hani ben bir sırayla geçiştireyim demeyin. 2 sırayı muntazam yapmak lazım. Şimdi dönüyoruz yine. Evet. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Bakıyorum burada... aşağıda tersin olan var. Şimdi, evet, düz şimdi mantığı. Düz. Evet. Şimdi zaten o kendini gösteriyor. Bakarsınız dişleri, evet, var. Yurdanur, anlatarak bunu yapalım. Şimdi tamamen tersini yapıyorum. Normal batıyorum. Sık iğne, sonra o alttakine batıyorum. Seyircilerimiz şunu sormuş. Bu çanta kağıt iple olur mu? Neden olmaz? Olur tabii ki. Çok güzel olur. Bu modeli işte arkadaşımız, sizin gibi seyircimiz Benancığım kağıt iple yaptı, ben gördüm. Hatta dokulu modeli dokulu oradan, oldu. Dokulu dokulu böyle o kadar güzel durdu ki yapabilirsiniz kağıt iple de. Yine tutturmada kukayla tutturursanız o da çok güzel olur. Evet, evet. Yurdanır. Şunu böyle devam edelim. Modeli. Tekrar, o zaman şuradan oradan tekrar göstereyim. Edin. Evet. Şimdi. Yavaş yap Yurdanır. Tamam. Şimdi. Normalde, evet. 2 sıra sık iğne yaptık, 30 zincir çektik, 2 sıra sık iğne yaptık, tamam. Bir zincirle yukarı çıktık, ilk normal sık iğne yapar gibi ilk yuvaya battık, ondan sonra yanındaki alttaki aşağıya. Sıraya, alttaki sıradan aldık. Yani o ikinci sıralarında bir kaydırma yapıyoruz, evet. Değil mi Yurdanım? Evet. Doğru. Aynen şey öyle. Şey oldu mu, tabir alttaki oldu mu? Alttaki sıraya yapıyoruz. Bir dakika, yani, şöyle görelim. Şimdi göstereyim ben size. Bak. Normalde hep buraya 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 batarız ya Derya, evet. Hanım. Bunun bir tanesini buraya, bir tanesini alttaki sıraya. Bir tanesini buraya, bir tanesini alttaki sıraya batıyoruz. Evet. O zaman dişli... Terse dişli... döndüğümüzde de
yanlara yanlara gidiyoruz. Alta battığımızın hemen üstüne batıyoruz. Zaten kendini gösteriyor. Bakın şimdi burada dişler var. Bunların evet. hep üstüne batıyoruz. Öbür türlü aşağıya batıyoruz. Hakikaten tığla pirinç örgü gibi olmuş. Şişle yaptığımızda nasıl yapıyoruz? Bir ters bir yüz yapıyoruz. Sonrasında tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yapıyoruz. Tekli pirinç oluyor. İkili pirinç var. Bunları zaten bilen izleyicimiz biliyor. O mantıkta. Yurdanur, efendim? Bir çantanın montajıyla ilgili de bir şeyler anlatalım. Tamam. Eğer seyircilerimizden soru gelirse tekrar orayı dönelim. Bir kere daha tekrarlayalım. Evet. Tığ numaranı ve yünü bana bir göster. Yün pamuklu kalın bir pamuklu koton. Kalın. Dün ne örmüştük biz bundan? Ördük. Bolero'yu ördük. Bolero'yu ördük. Dünkü bizim paylaşımımıza, post demeyeyim diye nasıl zorlanıyorum, paylaşımımıza gidip bakarsanız bu yünün ne olduğu orada var. Çok güzel düştü. Ayrıca bu yazlık şeylerde bu yün yine çok güzel şey veriyor. Bayağı güzel kazaktı, yelekti, örmek için şaldı. Evet. İyi bir dokusu var. Derya Hanım şey de soruyorlar, başka hangi tür yünlerden olur? Bütün yünlerden olur. Hiçbir mahsur yok. Rafya'dan olur. Yazlık olacak. Mesela rafya'dan bir şapka ördük. Benim yine böyle aldığım bir şapka vardı. Arşiv olarak saklıyorum. Güneşten artık rengi solmuş. Ama çok güzel değil mi Yurdanur? Çok güzel. Ne gün o? Perşembe günü. Perşembe günü göstereceğiz. Kaçırmayın. Kumaşta bir çiçeği var. Yani rafya'da şu aralar çok güzel rafyalar var. Rafya'dan olur, kağıt ipten olur, mumlu ipten olur. Makrome ipi biraz bunda bir tık incesini bulursanız olur. Floş evet. ipten olur. Evet, dümdüz örgüden olur. Hani yapmıştık floşlu ipler, ipek floşlar. Onlardan olur. Niye olmasın? Evet. Yani evet. Şimdi bir dakika yerleştirmeyi görmedik Yurdan'a. Gördük yönetmen. Şimdi şöyle açıyoruz şeyi. Sonra şu yuvaları aparatı, var biliyorsunuz. Çanta sapını. Evet, yuvaları var. Şuraya getiriyorum. İstersek böyle yapıyorduk biliyorsunuz böyle. İstersek böyle yapıyorduk. Hangisi daha güzel duruyor sence Yurdanur? Çok profesyonelleştim bu şeyde. Ben nasıl böyle olan? Yünde bunu beğendim. Öbüründe diğer kalın yünlerde. Şimdi benim hani yaptığım çantalar vardı. Onları Yurdanur bundan birleştirdi. Onda da böyle teyel gibi yapmıştık. Kırmızı bir iple. Evet. Hatırlarsanız aşağıda. Postlarda, paylaşımlarda, Instagram'da var. Onu da böyle böyle birleştirdik. Evet. Ama bu buna çok yakışmış Yurdanur. Ben de öyle beğendim onu. Evet, burayı tığla birleştiremiyorsunuz. Mutlaka elle, böyle. Bir iplikle, kukayla, yünle, yününüzü ayırıp da yapabilirsiniz. Şöyle, evet Yurdanur. Kukaya uygun bir renk, istedikleri bir renk. Yukarıdaki arkadaşlara sesleniyorum tamamen. Hı. Bu el işi gösterilirken alt yazıyı alabilir misiniz? Seyircilerimiz evet. yazmış. Evet alıyorlar. Şöyle evet, iki sıra iki kere batıyorum yani aynı deliğe Derya Hanım. Ha, daha sağlam olsun daha diye. Sağlam olsun çünkü diye. Çünkü çantamızın içine evet. herhangi bir şey koyabiliriz. Yurdanur o kadar güzel gözüküyor ki ellerin de çok güzel. Teşekkür ederim. Bu birleştirim bir de arkadan gösterirsen Yurdanur tamam. rica etsem. Tamam. Şimdi içine sokuyoruz tabii bu bakın, kısmı. Bakın burada bir içe sokma hareketi var şuraya. Hı hı. Şundan göstereyim. Yani elimle oraya yerleştiriyorum. Yerleştiriyor. Hepsini birden yerleştirmeyin. Yaptıkça hı hı. değil mi Yurdanur? Evet. Hatta bazen yerleştiremezseniz küçük bir makas yardımıyla. Sonradan onu yapıyorum. Evet. Hani bazı yerler olmuyor çünkü mesela şu köşede Derya Hanım tam olmuyor. Sizin dediğiniz gibi makasla onu yuvasına yerleştiriyorum. Ha, ben bilmiyordum bunu ama mantık yürüttüm. Yerleştirdikten sonra daha rahat yerleşiyor. Sonra burayı kendi ipinden ayırdığımız iple şöyle. Bir tarafı diktikten sonra onu birleştiriyor musun? Her iki tarafı dikiyoruz. Ondan sonra ters çeviriyoruz. Şimdi burayı diktik. Diktin, ters çevirdin. Ondan sonra ters çevirdim. Sonra ipimizi katına ayırıyoruz. Bir de şu katına ayırma olayı da çok güzel oluyor. Koton iplerde özellikle. Koton iplerde özellikle çok iyi oluyor. Yani katına ayırma nedir? Şimdi gözlüğüm yok, göremiyorum. Şu şekilde ipliği iki kata, üç kata, kaç katsa yarı yarıya ayırın. Hani isterseniz şuradaki dikişi de bu iple yapın. Yapabilirler tabii. Bu ip çünkü sağlam bir ip. Gerçekten iyi bir ip. Kopmaz hmm. yani. Ama ben kukayı da orada bir renk kukanın böyle kendine has bir parlaklığı da oluyor. Hmm.
Ben seviyorum. Onu orada ben de seviyorum. Yani şu muntazam Yurdanur'un dikişini bir kere daha göstereyim. Şu dikişleri Erkancığıma, arkadaşlarım sağ olsun. Bakın, gerçekten haksız mıyım, ne kadar güzel dikiyor. Yani satışa geçersek Yurdanur iyi bunları.